Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum B9 Audi A4. A4'ün 5. nesille birlikteyiz. 5. nesil fakat neden kasa kodu B9 derseniz, A4 eskiden Audi 80 olarak üretiliyordu ve ilk nesli 1994 yılında B5 kasa koduyla üretime başladı. Sonrasında B6, 7, 8 ve B9 olarak devam etti. Karşımda görmüş olduğunuz otomobili Fatih Diker'den temin ettim. Fakat şöyle oldu. Oto Turkuaz Premium'a Erdem abiye dedim ki bir 4 çeker Audi'miz var mı? Dedi var bir arkadaşım da ondan alalım. Fakat ben arabayı Turkuaz'dan teslim alınca günün yoğunluğuyla Turkuaz'ın plakalıklarını alıp çıkmışım. O yüzden hem Oto Turkuaz'a hem Fatih Diker'e teşekkür ederek videoya başlamak istiyorum. Test konumu olan araç 2016 yılında üretime başladı. Tasarımcısı Frank Rimili isimli bir abimizdi. Fakat bu makyajlı versiyonunu Amar Vaya tasarladı. Aracın 4 kapılı sedan veya 5 kapılı station wagon versiyonları üretilmişti. Bu otomobil Volkswagen grubunun MLB Evo platformu üzerine inşa edildi. Bu A5, Q7 gibi otomobillerle, daha doğrusu Audi'nin ürün gamındaki neredeyse tüm otomobillerle aynı. Araçla birlikte dünya üzerinde 1.4 litreden 3 litreye varan benzinli 2 litre ve 3 litrede turbo dizel motorlar kullanılmıştı. Bu otomobil 6 ileri manuel, 7 ileri çift kahramalı S-Tronic ve 8 ileri tork konvertörlü şanzımanlarla satın alabiliyordunuz. Audi bu otomobil ilk üretildiğinde bir önceki nesline göre daha büyüttük fakat 120 kilo daha hafiflettik demişti arkadaşlar. Herhangi bir kanıt sunmadı ama böyle bir bilgi geçilmişti. A4'ün adlandırmalarından başlayalım isterseniz, çünkü bu kasalarla birlikte adlandırmalar değişti. Mesela artık 35 turbo FSI, 40 turbo FSI veya işte 40 TDI gibi, 50 TDI gibi deyimler geldi. Turbo FSI motorlar 1.4'ten başlıyordu. Eskiden 1.4 turbo FSI diye geçen motor makyajla birlikte 35 turbo FSI olarak adlandırıldı. Sonrasında 2 litre turbo benzinli motor 40 turbo FSI ve yine bu 2 litrenin 252 beygirlik daha güçlü versiyonu 45 turbo FSI olarak adlandırılıyordu. 3 litre V6 motorlar S4 modellerinde kullanıldığı için direkt S4 diyorlardı. 2.9 V6'larsa RS4 versiyonlarında kullanılıyordu. Bu arada 3 litreler 349 beygir, 2.9 litreler 444 beygir olarak geliyor arkadaşlar. Ciddi bir fark var ve 2.9'un 0-100'ü bu arada 4.1 saniye. Gelelim dizellere. 30 TDI 134 beygirlik 2 litrelik dizel motor, 35 TDI 148 beygirlik 2 litre dizel motor, 40 TDI 190 beygirlik 2 litre dizel motor. Fakat benim arabam 204 beygir. Neden? Çünkü bu mild hibrit güncellenmiş versiyonu, 40 TDI'nin daha güçlü olan versiyonu. 45 ve 50 TDI'ler 3 litrelik V6 motorla geliyor. Biri 215 beygir, diğeri ise 268 beygir. Yine bu 3 litre TDI'nin V6 TDI motorun S4 versiyonda satılmıştı arkadaşlar. Şimdi bu kısa bilgiyi verdikten sonra detaylarına geçelim otomobilin. Benim test konum olan araç Audi A4 40 TDI Quattro S-Line versiyonu. Bu aracı ülkemizde Advance ve S-Line donanım paketleriyle satın alabiliyorsunuz. Fakat şöyle bir detay var. Bu otomobilin çok fazla opsiyonu var. Mesela Audi'nin Türkiye sitesine girip bir konfigüre etmek istedim. Şöyle baktığım zaman 18 inçte 8 farklı, 19 inçte 5 farklı jant var mesela. Yine 21 farklı kumaş döşeme satın alabiliyorsunuz ve aracın neredeyse tüm güvenlik ekipmanları opsiyonel olarak aracın üzerine eklenip çıkartılabiliyor. Premium otomobillerde zaten bu genelde böyle oluyor ama bu otomobilde biraz bu iş fazla. Çünkü klimanın yönünden anahtarsız çalıştırmaya kadar, garaj kapısı açıcıdan çeki demirine kadar, navigasyondan hoparlör sayısına ve hoparlör sistemine kadar, kablosuz şarjından park sistemlerine kadar, hız sabitlemeden arka disk frenlerin boyutuna kadar her şeyi tek tek seçebildiğiniz bir otomobil bu otomobil. Mesela bu araçta iki farklı direksiyon tipi var. Bir dinamik direksiyon, bir diğeri elektromekanik direksiyon. Onun dışında yurt dışında bazı yerler 40 litrelik yakıt tankıyla satıldığını gördüm. 58 litreyi opsiyon alıyorsunuz ama Türkiye'ye gelenler eksi 58 litre geliyor zaten. Arka yan hava yastıkları, ilk yardım seti ve reflektör gibi detayların tamamını dahil edip çıkartabiliyorsunuz. Ama ülkemize gelenlerin birçoğu zaten standart olarak geliyor. Ülkemizde satılan VAC grubu otomobillerin en temel problemi güvenlik ekipmanlarının standart gelmiyor olması arkadaşlar. Şimdi bu bilgiyi verdikten sonra aracın detaylarına geçelim. Test konumu olan araç 2022 model ve 14.500 kilometrede. Aracın üzerindeki bu 2 litrelik dizel motor 204 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. 190'dan 204'e geçiren şey aslında mild hibrit desteği. Arkada yedek lastiğin altında bir kutu var. O elektronik destekle beraber biraz daha güçlü bir otomobil oluyor ve şehir içi kullanımlarda yakıt tüketiminizi bir tık daha düşürüyor arkadaşlar. Aracın ağırlığı boşken 1500 kilonun biraz üzerinde, 460 litre civarında bir bagaj hacmi bulunuyor ve 0-100 hızlanması 7.4 saniye. Yine son hızı ise 210 kilometre saat. Bu 210 kilometre saat son hız da bazı pazarlarda opsiyon olarak satılıyormuş. Buna Audi 210 kilometre saat yükseltilmiş hız sınırı adını veriyor arkadaşlar. Şimdi bu otomobilin detaylarına geçelim. Bu arada aracın ön farlarından, dediğim gibi eklentilerine, tampon eklentilerine kadar her şey opsiyon.
bu kadar böyle opsiyon tarafını eleştirdikten sonra devam etmek istiyorum. Ön tarafta biraz daha böyle farklılaştırılmış Audi tasarımını görüyorsunuz. Altıgen bir panjur var. İçerisinde bir Audi logosu ve sol tarafında Quattro yazısı bulunuyor. Ön tarafta yine kenarlarda böyle gri kaplamalar var. Bunlar güzel gözüküyor arkadaşlar. Bu araçta ekstra güvenlik olarak sadece ön radar bulunuyor. Yine Matrix LED aydınlatmalar ve Full LED aydınlatmalar bulunuyor burada. Yan tarafa geçtiğim zaman burada 5 kollu çok güzel dizayn edilmiş 18 inçlik jantlar bulunuyor ama çokça fazla jant ve disk farklı farklı satın alabiliyorsunuz. Bu jantların üzerinde Audi Sport yazıyor ve Hankook lastiklerle sarılı. Yine yan tarafa geçtiğimde yanda dikiz aynaların üzerinde LED sinyal aydınlatmalarını görüyorsunuz. Cam çerçevelerinin etrafı kromla kaplanmış. Bu otomobilde anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma özelliği bulunuyor. Yukarıda da bir tane sunroofu var. Bu sunroof standartlara göre biraz daha büyük bir sunroof ama cam tavan değil maalesef. Şöyle yan tarafa detaylı baktığım zaman arka taraftan arka kapının bir kısmına ve ön taraftan ön kapının bir kısmına uzanan omuz çizgisi görüyorsunuz. Artık Audi'lerde eski Audi'ler gibi böyle boydan boya tek bir omuz çizgisi yok. Kapıların üzerinde kaybolan hatta biraz aşağı kayan bir omuz çizgisi yapısı yapmışlar. Ama genel kalıp olarak eski nesillerine çok fazla benziyor zaten. Arkaya geçtiğim zaman arka tarafta alt taraftaki difüzör dikkatimi çekiyor. Çift çıkış egzoz efekti verilmiş ama sol tarafta çift çıkış egzoz var. Sağ taraf Essah değil arkadaşlar. Yine bagaj kapağının üzerinde sol tarafta A4, sağ tarafta 40 TDI ve Quattro yazıları bulunuyor. Arkada park sensörleri var ve plakaların üzerinde bir geri görüş kamerası, onun üstünde bir bıyık, onun üstünde de bir Audi logosu bulunuyor. Arka stop lambaları, sinyaller tamamı LED yanıyor bu arada. O da gayet güzel. Ama itiraf etmeliyim, bu otomobilin en sevdiğim şeyi kesinlikle bu rengi oldu. Muazzam bir renkle göndermiş Audi bu otomobili. Şimdi bu arkadan bagaj kapağını açalım. Bu araçta elektrikli bagaj bulunmuyor arkadaşlar. Sadece elektronik bir kilit bulunuyor. Tahrikte kendisi açılıyor ama tuşla açıp kapama yok. Bagajın içerisine geçtiğim zaman komple halı kaplı bir bagaj beni karşılıyor. Boyut olarak bu segmentin premium otomobillerinin standartında ama tabii daha büyükleri de var. Yine bagajın sol tarafında bir tane fileli göz bulunuyor ve burası da komple halıyla kaplanmış. Gayet güzel. Bagaj kapağının kolları da gizlenmiş. O da hoş bir özellik. Zaten VAG bunu yapar. Sağ tarafta ise arkadaşlar fileli bir göz ve içerisinde daha büyük bir boşluk var. Bunun içerisinde bir 12 volt çıkış yer alıyor. Aynı zamanda bu otomobilde aydınlatma sol tarafta yer alıyor. Sol köşede üst kısımda yer alıyor. Bagajın üst kısmı ise üst panzot kısmı ise kaplı gelmiyor maalesef. Bu bagaj kapağının altında bir tane yedek lastik var. Bu ince tip bir yedek lastik. Bununla birlikte arka koltuklar 60'a 40 oranda yatabiliyor. Dümdüz olmuyor ama dümdüze yakın bir alan oluşuyor burada. Hani birçok böyle uzun yükünüzü buraya yükleyebilirsiniz. Gelelim içerisine. Bakın şu da şöyle yukarı doğru açılıyor. Ergonomik. Çok güzel. Kapı içlerine geldiğim zaman burada arkadaşlar kapı üstleri yumuşak plastik malzeme. Ortalar alkantara geliyor. Kolum dayadığım yerler daha yumuşak bir plastikle bezenmiş ve küçük kapı içi gözleri var. Bu arada 4 cam tek tuşla açılıp kapanabiliyor. Bu kapının kalitesi güzel. Kapı üzerinde arka tarafta birer tane makam perdesi var. Bunlar manuel ayarlı ve bunlar da opsiyon. İçerisine geçtiğimde 3 tane kafalık görüyorsunuz. Ortaları kumaş, kenarları deri kaplı koltuklar var. Dinamika Mikrofiber isimli bir koltuk döşemesiymiş. Bu döşeme Audi tarafında satılan. Bunun da 2 farklı renk tonu var. Yine orta tarafta bir tane kol dayanağı var. Kol dayanağını normal açtığınız zaman standart bir kol dayanağı. Fakat uç kısmından 2 tane bardaklık, ortasından da içerisi kaplı kocaman bir göz çıkıyor. O zaman daha güzel oluyor. Bu kol dayanağı tasarımını VAG grubu gerçekten eskiden beri güzel becerirdi. Arkada 2 tane Isofix bağlantısı bulunuyor bu arada. Minderlerin uzun gayet iyi. Yine minderlerin uç kısmı yukarı doğru kalkık olduğu için biraz çöküyorsun ama oldukça rahat oturuyorsun. Ergonomik oturuyorsun. Ortada bir tane şaft tüneli bulunuyor. Yine orta kısımda iki tane havalandırma menfizi. Dijital ayarlanabilen havalandırma menfizi ve mobil cihaz şarj edebileceğiniz iki tane USB 2.0 çıkışı bulunuyor. 2022 model bir arabada ben Type-C beklerdim. Yanında da bir 12 volt çıkışı yer alıyor. Ön koltukların arkasında fileli gözler var ve buralar plastikle kaplanmış. İçeri geçtiğim zamansa arkadan ön tarafa bakış bu şekilde arkadaşlar benim gözümün önünde. Tavan kısmına gelelim. Tavan kısmı tabii S-Line'de olduğu için komple siyah kaplı geliyor bu otomobilde. 4 tane tutamak var. Arkada 2 tane aydınlatma var. Hemen kafamın üzerinde yer alıyor. Kitap okuma aydınlatması şeklinde. Biraz geride diye düşünüyorum. Köşelerde veya biraz da önde olsa daha güzel olurdu. A4'te baş mesafesi şöyle yaklaşık 6 parmak civarında. Diz mesafesi ise şöyle 2 parmak dolaylarında. Benim boyum 1.78. Bu arada bez tunarı üzerinde askı aparatları, airbagler ve ayarlı emniyet kemeri mandalları da yer alıyor. Gelelim ön tarafına. Kapılar ağır ve güzeller gerçekten. Kapı üstleri arkadaşlar burada yumuşak plastik malzeme yine. Piyano bilek ve gri kaplamalar var. Kapı kilit tuşu sol kapının üzerinde yer alıyor. Yine
Orta kısmı alkantara kaplı, koluma dayadığım yerler deri kaplı geliyor. Kapı içi gözleri güzel, altıda bir pedle kaplı fakat ulaşması birazcık zor. Bagaj açma tuşu bulunuyor burada, 4 cam otomatiği. Arka tarafın sağ sol çocuk kilidi tuşları ayrı ayrı konumlandırılmış. Ayna kapamayı da içeriden kontrol edebiliyorsunuz. İçerisine geçtiğimde oldukça güzel koltuklar beni karşılıyor. Bu S-Line koltuğu. Spor koltuğun S-Line'da 3 ya da 4 farklı şekli var. Hem kumaş zaten seçebiliyorsun onlarca. İstersen de koltuğun şeklini değiştirebiliyorsun. Burada işte elektrikli koltuk, bel destek ayarlı koltuk vesaire. Spor koltuk, daha da spor koltuk gibi Audi'nin farklı seçenekleri var. Ama bu modelde ortada soğuk baskı ve S-Line'ın S logosunu görüyorsunuz. Onun dışında minder kısmı oldukça güzel ve rahat. Baldır uzatma var zaten ve sol ön koltuk elektrikli geliyor. Sağ ön koltuk elektrikli gelmiyor ama orada da baldır uzatma yer alıyor. İçerisine geçtiğimde bu sol tarafta havalandırma menfezi bulunuyor. Hemen altında küçük bir piyano bilek, onun altında bir havalandırma menfezi daha. Onun altında far kumandaları ve onun altında kapaklı, içerisi kaplı bir göz yer alıyor. Direksiyona gelecek olursak 3 kollu bir S-Line direksiyonu. S-Line aldığınız zaman şu görmüş olduğunuz direksiyonda opsiyon alıyorsunuz. Bir standart 3 kollu direksiyon var. Bir de S-Line için S-Line logolu daha sportif bir direksiyon var. İşte bu daha sportif olan delüklü, derili direksiyon tipi. Bu ortada karşımda siyah temalı oldukça güzel bir dijital kadran yer alıyor. Bu kadran tarafını VAK grubu gerçekten çok güzel beceriyor. Çok klasik, çok güzel kadranlar, eskimeyecek kadranlar yapıyorlar. Eskileri de yenileri de böyle. Şuradaki View tuşundan bu kadranı şöyle küçültüp büyütebiliyorum. Orta kısmını ise arkadaşlar bu şekilde değiştirebiliyorum. Gördüğünüz üzere. Burada yine birçok veriyi bana veriyor zaten. View'la tekrar büyüteyim. Bu hali daha güzel bu arada. Ben bunu daha çok beğeniyorum arkadaşlar. Daha çok hoşuma gidiyor. Direksiyonun bu sol tarafında sinyal kolu, otomatik uzun far asistanı, pedal shift ve hız sabitleme ayarları var. Hız sabitleme de opsiyon tabii ki. Sağ taraftaysa silecek kolu bulunuyor. Otomatik silecek mevcut. Gelelim şimdi orta tarafa. Ortada bir tane ekran var. Bu ekran artık eski nesillerine göre biraz daha inceltilmiş ve büyütülmüş, daha şık bir hale getirilmiş. Buraya bağlı bir geri görüş kamerası var. 360 park gibi ve diğer güvenlik detaylarını opsiyon alıyorsunuz ama çoğu zaten Türkiye'deki otomobillerde yok. Buradan geri görüş kamerasını kapatayım. Standart bir kamera bu. Burada ne var mesela? Araç ayarlarına girelim. Dokunmatiği falan çok güzel bu arada. Sanki süspansiyon ayarı varmış gibi burada bir Audi Drive Select tuşu var. Basalım. Mesela Efficiency var. Individual'a gelelim. Bunu bir kontrol edelim. Ne var içerisinde? Tahrik ve direksiyon. Yani bunda bir süspansiyon ayarı yok. Bu arada o da alınabiliyor arkadaşlar. 3 farklı süspansiyon tipiyle satılıyormuş Audi A4. Burada verimlilik asistanı, ışık ve görüşle ilgili ayarlara erişebiliyorsunuz. Mesela yağmur sensörünü açıp kapatabiliyorsun. Park yardımı ve sürücü asistanı. Sürücü asistanda hız uyarısı, Audi Presence ve mola tavsiyesi. Presence'de ne var? Ön uyarı var sadece. Başka herhangi bir şey yok arkadaşlar. Bunu da erken, geç veya orta olarak seçebiliyorsunuz. Bluetooth telefon bağlantınız var. Android Auto, Apple CarPlay yer alıyor. Buradan müzik sistemini açabiliyorsunuz. Buradan radyoyu açabiliyorsunuz. Buradan da menüye geri dönebiliyorsunuz. Burada işte ufak tefek birkaç tane daha ayar yer alıyor ama o kadar detaylı bir ekran değil. Altına indiğim zaman burada görüyorsunuz artık yeni tip bir klima paneli var. Bu klima panelini şöyle açıp kapatabilirim. Şu içerisinde ışıkların yanması, burada ayrı bir ekran olması güzel. Ön tarafta iki tane koltuk ısıtması var arkadaşlar. Bu da gayet güzel bir detay. Onun altına indiğim zaman Drive Select diye bir tuş var. Buna bastığımda işte yine az önceki gibi Efficiency, Comfort, Dynamic, Individual gibi sürüş modlarını seçebiliyorum. Hemen yan tarafında Start Stop, On Off, Çekiş Kontrol, Park Sensörü, ekran kapama tuşu. Eski Audi'lerde ekran içeri girerdi tabii ama bunda sadece ekranı kapatıyor. Dokunursan açarım diyor. Altına indiğim zaman burada bir USB 2.0 çıkışı. Bunu yine beğenmedim çünkü artık abi sene kaç olmuş. 12 volt çıkışı ve start stop tuşu bulunuyor. Bardaklıkların içerisinde LED aydınlatmalar var. Onun arkasında burada bir tane kapaklı göz bulunuyor. Açtığım zaman küçük bir şekerlik beni karşılıyor. Buranın açılması kapanması güzel. Dekorlar da bu arada değişebiliyor donanımlara göre ama ülkemizde yine standart geliyor aşağı yukarı. Hemen onun arkasında delikli deriyle kaplanmış bir joystick vites görüyorsunuz. Onun arkasında auto hold ve elektromekanik park freni. Hemen onun sağ tarafında ise şarkı değiştirme ve ses açma kapama tuşu var. Hem direksiyondan hem buradan yapabiliyorsun. Yolcu için de oldukça rahat oluyor. Onun arkasında da bir anahtar yuvası bulunuyor. Arkaya geçtiğim zaman arka tarafta bu kol dayanağının altında bir kısmı zaten açıkta olan bir göz var. Burada bir phone box var. Audi buna phone box diyor. Phone box'ı da opsiyon olarak alıyorsunuz. Burada kablosuz şarj bulunuyor arkadaşlar. Başka bir gözü yok. Burası küçük bir göz ve bu kol dayanağı yukarı aşağı ileri geri ayarlanabiliyor. Sağ tarafa geçtiğimde sağ tarafta öncelikle üst tarafta komple bir ızgara var. Oldukça güzel gözüküyor ve orada bir quattro yazısı var. O da çok güzel duruyor. Onun altında kilitli bir torpido gözü var. Torpido gözü aydınlatmalı ve içerisi kaplı. Çok büyük değil, çok küçük de değil. Yukarı çıktığım zaman ışıklı makyaj aynası. Elimle dokunduğum zaman yanıp sönen led aydınlatmalar. Sound perdesi ayarı.
ve bununla birlikte otomatik kararan iç dikiz aynası yer alıyor. A4'ün iç ve dış detayları böyleydi. Bu arada dış iki dikiz aynasında da karartma bulunuyor bu otomobilin. Şimdi sürüşe geçelim. Bakalım sürüşte bize bu koca makine neler hissettirecek. Keyifli sürüşü olan bir otomobille beraberiz ama temel eksikleri de olan bir otomobille beraberiz. Hadi gidelim. A4'ün direksiyonu başındayım. Bu otomobilin iç mekanı. İç mekan gerçekten çok güzel. Ya ben bu mekanı çok estetik, bana çok uyumlu buluyorum. Kibar, sportif, şık, tüm şeyleri söyleyebilirim bunun hakkında. Eskidi mi? Evet. Teknolojik görülüyor mu? Kısmen. Daha yenisine ihtiyaç var mı? Daha yenisi zaten var. Burada işte dokunmatik klima panelli, daha farklı işte çift katmanlı bir konsol kullanıyor Audi bazı modellerinde. Bizde de var mesela, kanalda yeni A6 var, Q7 var. Q7'de bu arada 3 litre benzini var. Çok güzel. Ama işte bu konsolda Audi tarafı kullanmayı tercih ediyor. Kötü mü değil, eskidi mi? Evet. Güzel mi? Evet. Böyle bir konsol. Arada bırakacak bir konsol yapısı. Direksiyon tarafına gelelim. Direksiyon gerçekten Audi direksiyonu çok güzel yapıyor. Direksiyon bu adamların işi abi. Hem netlik olarak çok güzel bir direksiyonu var. Hem boyut olarak çok iyi. Ele çok güzel oturuyor. Kalınlığı güzel. Kütlesel ağırlığı çok güzel. Herhangi bir problem yok bu direksiyon tarafında ve muazzam bir direksiyon yapısı var. Bununla birlikte görüş açıları. Yan sağ aynanın yaklaşık %5'ini göremiyorum tasarımdan dolayı. Biraz aşağıda kalıyor. Oradan bakan da buradakini göremiyor. Ama aynaların açısı yeterli. Şehir içinde dar alan manevralarında o kadar yeterli olduğunu söyleyemeyeceğim. Standart donanımında, yani S-Line'ın standartında sadece görüş kamerası olduğu için yeterli bir park desteği olduğunu da söyleyemeyeceğim. Sadece park sensörlerinden ve geri görüş kamerasından bunu yapabileceksiniz. Ama bu otomobilde ben bir 360 kamera kesinlikle isterdim. Koltuklar. Sağ ön koltuğun elektrikli ayarı yok fakat manuel. Baldır uzatması var. Bununla birlikte manuel minder ayarı da var. Minderin uç kısmını şöyle kaldırıp indirebiliyorsunuz manuel olarak. O taraftan da bunu bu tarafta elektrikli yapıyorsunuz. Orada manuel ekstra bir ayar koymuş Audi. Böyle bir otomobile gerekiyor. Çünkü biraz böyle çökerek oturuyorsun içerisine. O minder kısmını kaldırmak istiyorsun. Veya bazen yorulup indirmek istiyorsun. Güzel düşünmüşler. Koltuğu yapan, binmiş, kullanmış ve neye ihtiyacı olduğunu test edip onu da koymuş oraya. Bununla birlikte bu otomobilde arkada karartılmış arka camlar da var ama abi nasıl karartılmış? Nasıl? Acayip karanlık yani. Bayağı bir karanlık. Arka cam var. Aklıma gelen bir şey var. Onu da buraya koyacağım zaten. Tam olarak öyle bir karanlık yani bu karanlık. Şimdi gelelim süspansiyon yapısına. Arkalar bağımsız süspansiyonuna geliyor zaten. Sürekli dört çeker bir quattro sistemi de var. Ama sert yapılı bir süspansiyonu var. Yumuşak değil. Bunun avantajını uzun yolda görüyorsun. Böyle birine takıldığın zaman böyle bir yere bir viraj miraz şimdi göreceksiniz zaten. Ufaktan burada çok daha Ankara'da net bir yol bulamadım ama viraj dönmek istediğiniz zaman bunun avantajını görüyorsunuz. Ama bozuk yollara girdiğiniz zamansa bu nasıl premium diyorsunuz. Öyle bir geçiş var abi arada. Böyle hafif yumuşatılmış tepkileri var ama tam da böyle çok yumuşak tepkiler değil. Daha sert, daha sportif bir yapısı var. S-Line olduğu için evet olabilir ama bunu Advance'ine binseniz de bundan çok farklı değil. Yani A4'ler yumuşak değil, sert. Bu arada artık A4'ler A5, A6'larsa A7 olarak gelecekmiş. Audi tarafından böyle bir açıklama yapıldı. A4 ve A6'lar elektrikli isimlendirmesinde kullanılacakmış arkadaşlar. Artık 5 ile 7 kupe mi, liftback mi gelir, sedan mı gelir bilmiyorum ama adlandırmayı değiştireceklerine söylemiş Audi tarafı, bilginiz olsun. Şimdi durdum burada. Drive Select'ten Dynamic Mode alalım kendimizi. Şuradan da şanzımanımızı S'e alalım. Ve dip gaz yaptım. Çok güzel kalkıyor. Bu çift karamalı şanzıman çok güzel yürüyor. Yürütüyor. 100. 120. 140. Bir Tesla yanaştı. Sen geçersin abi bizi zaten. Çok zorlama istersen. 170. 190 km hızla tamamlamış bulunduk arkadaşlar. Oldukça güzel bir performansı var. Ama bilin bakalım neyi eksik? Yalıtım tarafı eksik. A4, yeni A4 de olsa özellikle sunroof tarafından ve cam kenarlarından, yanar rüzgarlardan ses alıyor. 120'lerden, 115'lerden sonra bu ses gelmeye başlıyor. 160'larda falan artık böyle bayağı sesi zaten duyuyorsunuz. Yol sesi var mı? Var. Eskisine göre daha iyi bir yol sesi var. Ama yine var mı? Yine var. Motor sesi, abi motor tarafında VAC grubunun dizelleri çok sessiz çalışıyor. Artık PSA'nın dizelleri de daha sessiz ama
Şu an yine en sessizlerinden bir tanesi VAC grubunun dizel motorları, bir de Hyundai tarafının dizel motorları. Bu ikisi gerçekten güzel çalışan dizel motorlar. Bu otomobilde de öyle. Şimdi mesela bu dinamik modu çevirelim, konforta alalım arkadaşlar. Hatta otoya alalım. Burayı kapatalım ve bakalım bu aracın devir oranları nasılmış. Şuradan 7. vitese taktım. 100 km hızla 2300-2400'lü devirlerde gidiyoruz. Bu otomobille beraber devir oranları da gayet güzel. A4'ün yol tutuşu nasıl? Ha, Quattro muhteşem bir dört çeker sistemi. Ne karlı buzlu yollarda ne çamurlu, yani çok tabii lastiklerin kaldıramayacağı kadar değil ama işte hafif çamurlu yollarda ne de yollarda sizi mahcup etmeyecek bir dört çeker sistemi. Çok memnun bırakacak bir dört çeker sistemi. Çok akıllı çalışıyor. Nerede ne yaptığını kestiremiyorsun. Çünkü senden önce neredeyse tahmin edip yapıyor zaten onu. Ve virajlara girip çıkması inanılmaz keyifli oluyor. Yani bu arabayı alacaksın. Zaten Audi tarafının aydınlatmalarının standardı bile güzel. Ki Matrix'ler daha güzel. Gece, ben hep derim yani, gece yolculuğuna bir Audi ile çıkmayı çok istiyorum diye. Yani bana deseler ki hangi premium, gece mi diye sorarım. Gece ise Audi ile çıkarım. Yapıştır git abi. Hiçbir şeyden çekinme. Yaslan yaslan bas. Ne kadar gidiyorsa o kadar git. Böyle bir yapısı var. Hani bu araba 200 km hızla bir virajın içerisine atsan pat diye o virajı dönebilecek bir yapısı var. Gerçekten çok dinamik ve güzel yol tutuyor. Çok zorladığın zaman ön taraf biraz böyle hafif açılacakmış gibi hissettiriyor ama yani o da çok yüksek bir oranda değil. Arka tarafın tutuşu öne göre biraz daha iyi, daha güzel oturuyor arka taraf yola. Ama ön tarafta kötü değil. Çok uç noktalardan bahsediyorum zaten. Çok uç noktalarda böyle bir hissiyat olabiliyor arkadaşlar. O anlamda da bir sıkıntısı yok Audi A4 modelinin. A4'ün peki yakıt tüketimine gelelim. Yakıt tüketimi ne durumda? Şehir içinde bu arabayı kullandığınızda aşırı trafikli bir yere girdiğiniz zaman 11 litreleri buluyor. Ama normal böyle biraz daha açık yollardan, biraz sıkışık, biraz açık yoldan gittiğiniz zaman çok rahat yakıt tüketiminiz 8,5'lara iniyor. Şehir dışına çıktığınız zaman sakin kullanırsanız eğer, ha bu arada şehir içinde, şehir içi demeyeyim de ona, böyle hani arada kalmış, böyle hani bağlantı yollarından işe gidip geliyorsanız işte otoban yan yolu gibi vesaire 5,5-6. Yaktırırsın yani. Sakin kullan yeter. Bu motora şunu söyleyebilirim. Az yakabilme potansiyeli var. Yani her şartta az yakmıyor ama sen istersen inanılmaz az yakabiliyor. Az yakabilen bir motor demek daha doğru olur. Bu motoru uzun yolda kullandığınız zaman bu otomobille beraber, bu motorla birlikte uzun yola çıkıyorsan mesela bu arabada, akıcı da kullanan biriysen, hızlı kullanma önemli değil, akıcı kullanan birisiysen mesela 1.6, 1.7, 1.8 ben gittim kullandım ve çok rahat 6.5-7 litre bandında bir yakıt tükettim. Ciddi hızlarda gittiğin zaman. Dip gaz gidersen uzun yolda 9-9.5. Ama uzun yolda böyle sakin 110-120, ki bununla çok mümkün olmuyor, arada gazlamak istiyorsun. Öyle gittiğin zamansa çok rahat 5.5-6-6.5 yakıt tüketebiliyorsun. Yakıt tüketimi çok çok iyi olan bir motor. 2 litre dizel. Çok ağır olmayan bir araba, doğru. Ama 4 çeker sistem var. Bununla beraber güzel. Burada tabii estronik şanzımanın da avantajı var. Çünkü size daha fazla performans, daha az yakıt sunuyor bu şanzıman tipi. A4 böyle bir arabaydı. Beğenmediğim tarafları aktif güvenlik detaylarının olmaması. Sadece çarpışma önlemi var. Bununla birlikte beğenmediğim tarafı, dizaynını sevsem de artık biraz farklılık yapılması gerektiği. Bununla birlikte beğenmediğim detayı arabanın yalıtımının iyi olmaması, hala daha kabul ediyorum. Çünkü bu arabanın bu yılda G20 gibi bir rakibi var. G20'ye bindikten sonra yalıtım ve konfor olarak bu otomobili beğenmenin imkanı yok. Ben söylüyorum, son dönemlerde çıkan premiumlarda bu 3 markayı sayarsak, hatta Volvo'yu da eklersek, en serti abi Audi ile Volvo. Sonra yumuşatarak gidiyorum Mercedes. Sonra gidiyorum 3. BMW 3. BMW 3 gerçekten şu an muazzam bir otomobil oldu. G20'ye zaten aşık oldum. Ben bu otomobili bu rengiyle özellikle çok seviyorum. Çok dinamik buluyorum. Ama uzun kullanımda bir G20'ye hep gözüm kayardı bu otomobille beraber. Motor seçeneği anlamında bu 2 litre dizel motorun performansı güzel. Yakıtı da güzel. Sizi mahcup etmeyecek bir yapıda. Fiyatları da aslında güzel. Ama BMW'nin fiyatları da güzel. Mercedes tarafı biraz daha son dönemlerde pahalı oldu. Bir ara onlar da makuldü. Eksikleri olan bir otomobil bu otomobil. Fiyatları şu an 3 milyon bantlarında, 2,5-3,5 arasında değişiyor. Az değil. Bu fiyatlardan daha makul Tesla'lar var mesela, elektrikli isteyenler için. İşte G20'ler aşağı yukarı benzinisini alıyorsun bu paralara. Hatta biraz daha belki ödemen gerekiyor. Fiyatta işte avantajı var bu arabanın. Ama dediğim gibi eksikleri var mı? Eksikleri de var. Kullanımı kolay bir multimedyası var. Kullanımı kolay bir otomobil. Bilmesi, sürmesi keyifli bir otomobil. Dediğim gibi ben bu arabayı tercih ederim. Net tercih ederim. Çok bana elime uygun bir araba. İstediğin her şeyi yap bu arabayla. Ve bu motor da gerçekten çok sağlam, sağlıklı, sıhhatli çalışan bir motor. Yakıtı da güzel, her şey güzel. Ama işte yani konfor tarafında da bir arardım yani. Böyle de bir eksikliği var. En çok arayacağım o. Hadi aktif güvenliği de geçtim. Konfor tarafını birazcık arardım. Umarım faydalı bir video olmuştur.
Kanala abone değilseniz eğer ve videolarımızı, içeriklerimizi beğeniyorsanız 500 bin hedefime cevap vermek adına abone olabilirsiniz. Siz abone olmadığınız zaman biz olamayız zaten. O yüzden siz de destek verin. Çabalıyoruz, çalışıyoruz. Her şeyi en detaylı şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Bu arada böyle sürücü adayları olduğu zaman lütfen sağından sondan hızlı geçip trip atmayın. Lütfen sıkıştırmayın. Bak şimdi mesela şu an zaten ileride ışık var. Kullanan kardeşimiz kimse bak rahat bir şekilde sağ şeridine geçti, rahat bir şekilde kullanıyor. Hiç kasmanıza ve onu sıkıştırmanıza gerek yok. Bu da bir dipnottu. Videoyu beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.